YKS'ye girdin, puanın açıklandı, istediğin bölümü yazdın, bir tanesine girmeyi başardın, sonuçtan çok hoşnutsun ya da değilsin hiç fark etmez ama artık bir üniversitedesin. Üniversite senin hayallerinde mükemmel bir yer. Sürekli gezip tozacağın, çokça arkadaşının olduğu ve çok kızla tanışacağın, sorumluluğun az olduğu harika bir cennet. Peki gerçekten de öyle mi? Ben merak edip araştırdıklarımı video yapmayı seven biri olarak tecrübemin çok sıcak ve çok kötü olduğu bu konuyu üniversiteler başlamamışken konuşmak istedim. Üniversitemi inanılmaz kötü geçirdim. Yarısı benim elimde olan, yarısı da benim elimde olmayan problemlerden ötürüydü. Ama bu kafayla tekrardan üniversiteye başlayacak olsaydım eminim ki %90 kusursuz geçirirdim. YKS senemde çok kötü olaylar yaşamama rağmen hiç taviz vermeden çalışmaya devam ederek 180 bine girmiştim. Bölüm olarak da bilgisayar mühendisliğini seçmiştim ve eğitim hayatıma o şekilde devam ettim. Üniversiteye gitmeden önce ben de tabii ki de bu şekilde tavsiye videoları izlemiştim. Fakat genel konuları tekrar etmekten, konuşmaktan başka bir şey yapmıyorlardı. İşte çok gezmeyin, çok dışarıda takılmayın, kötü alışkanlıklardan uzak durun, çok çalışın. Biz zaten bunları biliyoruz. Peki üniversite hakkında konusu çok fazla geçmeyen konular ne? Bana göre üniversiteye başladığınız gibi ilk yapmanız gereken şey insanlardan kendinizi soyutlayıp çalışmak olmamalı. Tam tersi arkadaş edinmek olmalı. Çok ciddiyim, sınıfınızda ilk 1-2 ay boyunca ne kadar daha fazla insanla tanışırsanız, görüşürseniz, konuşursanız, hatta buluşma sonrasında WhatsApp'tan görüşürseniz o kadar daha iyi. Çünkü rastgele yanına oturduğunuz kişiyle mecburiyetten konuşup kafa dengi olmamasına rağmen onunla vakit harcayıp günlerinizi geçirmemelisiniz. Gidin ilk aylar tanışın, sohbet edin, insanları gözlemleyin. Zamanla kimler size daha kafa dengi geliyorsa onlarla daha yakın ilişkiler kurmaya başlayın. Çünkü burası lise değil. Sırf aynı sınıftasınız diye insanlar sizinle zaman içerisinde görüşüp tanışmayacak, kaynaşmayacak. İlk aylar kimlerle muhatap olduysanız, kimlerle görüşüp kimlerle yakın olduysanız o kişilerle hayatınız boyunca devam edeceksiniz. Herkes kendi tayfasını yavaş yavaş oluşturmaya başlayacak. Tabii ki sadece tanışmak da yetmez. O insanlarla zaman geçirin, yakınlaşın, edin. Çünkü bir gözlemlediğim daha en önemli şeylerden bir tanesi ise ilk zamanlardaki arkadaşlık yarışı oluyor. Evet, gerçekten böyle bir tabir var. Ve üniversitede hangi kadını gördüysem hepsinde bu arkadaşlık yarışı dediğimiz tabir var. Erkeklerde de azımsanmayacak kadar fazla var. Peki nedir bu arkadaşlık yarışı? Arkadaşlarla yakınlık rekabeti. Bir ortamda 3 veya daha fazla insan tanışmış mesela ve içinden bazıları atıyorum maddi ya da manevi problemlerden ötürü ilk zamanlarda çok fazla buluşma gösteremiyor. Okul sonrasındaki buluşmalara fazla katılamıyor. Diğer arkadaşlar da okul sonrası çok daha fazla görüştükleri için birbirlerine daha yakın oluyorlar ve diğer arkadaşlarına aradaki mesafeyi hissettirecek şekilde bir tavır sergiliyorlar. Vizyon kısmı da çok önemli. Ondan ilk başta bahsetmedim. Neden vizyonu diyorum? Çünkü gidip de bir kekoyla komik ağızla anlattığı illegal olaylarını dinleyip siz de ona sırf gülüyorsunuz diye onun sizi sevmesinden sonra makar adam ya tam kafa dengi diyerek onunla da yakın olmayın. Karşınızdaki ne yaptığını bilen, hedefi olan, vizyonlu bir insan olsun. Aynı sen gibi. Çünkü senin de bu şekilde hedeflerin, hayallerin olmasa zaten bu videoyu buraya kadar izlemezdin. O yüzden bunu söyleyeyim dedim. Gidin tanışın, görüşün, ilk aylar bayağı bir yakınlaşın. Sonrasında dozunu, haddini bilerek bu iki maddeye özen gösterip arkadaşlık konusunda kendinize bir yer edinmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır. Ben bu bahsettiğim iki konuda Allah'tan hiçbir problem yaşamadım. Ama bundan sonraki anlatacaklarım benim için hepsi problemli. İlk hata kesinlikle kendinize artı yetenekler eklemek. Ve bu yeteneklerde kendinizi ilerletmeniz gerekiyor. Sadece temelden bilgi olmaması gerekiyor. Benim zaten hatam buydu. Kendime yetenek eklemiştim. Fazlasıyla hem de. Fakat ileri seviyelere hiçbir zaman gitmedim. Hatta hiçbir konuda gitmedim. Peki bu yetenek işleri nasıl yapılır? Onun için de çok güzel bir yöntem var. Hobiler edinin ve o hobiler aslında sizin gelişmenize öncülük etsin. Size bir şeyler katsın. Mesela İngilizce üzerinden gidelim. İngilizce bir yetenek olsun, bir hedefimiz olsun. Ve burada da dizi film izleme alışkanlığı, hobisi edinebilirsiniz kendinize. Normal dizi film izleme gibi olmayacak. Türkçe altyazılı olup da full akan diziyi izlemeyeceksiniz. Daha zorlanacaksınız. Ama inanılmaz derecede eğlenceli gelecek size. Kendinizi dile maruz bırakacaksınız. Ve o yeteneği, o yaptığınız hobileri ileri seviyeye gelene kadar o yetenekte yapmanız gerekiyor. Zaten bir klişedir aslında ama İngilizceyi gerçekten kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Ben üniversite zamanında yapmadım ve şu an harıl harıl çalışıyorum. Hatta hem İngilizce çalışırken hem de video içerik üretmeye çalışırken de bir yöntem aklıma gelmişti mesela. Türkçeyi hiç kullanmadan İngilizce öğrenebilir miyim diye. Burada da aslında iki işimi birden halletmiştim. Video içerik bir hobimdi. Normalde benim İngilizce öğrenmek için yöntemlerim var fakat bunu da deneyeyim dedim. İngilizce öğrenmek için en uzun yol olabilir bu arada. Tavsiye etmiyorum ama en azından bu videoyu çekerkenki süreçte dile maruz kaldım. Videonun başındaki ben olarak kalmadım. İlerledim yine İngilizce konusunda ilerledim. Bir örnek daha vereyim. Ben mesela bilgisayar mühendisiyim, yazılımla ilgileniyorum. Bu aralar bir tane projeyle uğraşıyorum. Projede bir web site oluyor.
Ben mesela bir şeyler araştırmayı, öğrenmeyi seviyorum ve bu yüzden o web sitede aslında bir blog sitesi yapacağım. Öğrendiğim, bilgi sahibi olduğum konuları orada kendi anlatım biçimimle yazmayı düşünüyorum. Ve sadece zevki, hiçbir şekilde bir maddi amaç da yok. Ama yazılım konusunda kendimi geliştiriyor muyum? Evet. Bunlar sadece benim örneklerim de kendi alanınıza da uygun şeyler bulabilir ve onlara bir yaratıcı çözüm sunabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken konu şu, kesinlikle ilerlemek istediğiniz yetenek konusunda bayağı ilerlemeniz gerekiyor. Öyle kaba taslak olmaması gerekiyor. Tabii proje gibi somut örnekler de çıkartmanız üniversite sonrası kariyeriniz konusunda çok daha altın değeri taşıyacak. Çünkü 4 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Küçük adımlar atmanız bile inanılmaz derece ilerleme kat ettirecek size. Bunun bilincinde olmanız lazım. Şimdi bahsedeceğim bomba bir öğüt. Daha önce kimse de görmediğim ve videoyu tam çekerken aslında aklıma gelip not aldığım bir konu. Yaz aylarında ihtiyacınız olmamasına rağmen çalışmaya özen gösterin. Kendi alanınızda gönüllü stajlar yapın. Yani bırakın stajı, garsonluk bile olur. Ben üniversite hayatımda çok fazla çalıştım. Hem yaz dönemleri olsun, hem okul içi hafta sonları olsun. Hem kendi sektörümde hem kendi sektörümle alakası olmayan işlerde. Bu yerlerde de harika insanlarla tanıştım. Yalan söylemeyeyim, hayatımda dönüm noktası yaratacak insanlar olmadı. Olabilir, olmayabilir bu işler. Fakat dönüm noktası olmamasına rağmen güzel kapılar açtılar, çok güzel ilerleme sağladım. Ha, inanılmaz şerefsiz insanlarla da tanıştım, orası ayrı. Ki zaten en büyük tecrübe aslında onlar oldu benim için. Bu tecrübe hem dediğim gibi kariyeriniz konusunda da değişiklik gösterebilir. Ve tanışmak tabii ki de sosyal anksiyetemi de çözdü. İnsanlarla muhteşem, sakin diyaloglar kuruyorum. Ben mesela yıllardır hiç heyecanlanmam. Birlikte konuşurken inanılmaz derecede sakinimdir. Yani ultra düzeyde sakinimdir. Bunu da mesela bu tür işlere borçluyum. Ve tabii ki de bu anlar geride kaldığında sizin hayatınızda çok renkli ve çok güzel anılar bırakıyor. O da bence güzel bir şey. Artık kariyeriniz ve sektörünüz konusunda da okurken gönüllü olarak stajlar yapın. Güzel bir yer bulabilirsiniz. Uzun dönem staj yaptıktan sonrasında sizi o şirket normal bir işçi olarak da alabilir. Ha, bunları neden söylüyorum? Çünkü hazırlıklı olmazsanız iş hayatı size kapı gibi çarpacak. Bundan net bir şekilde emin olabilirsiniz bu arada. Size bunun garantisini veriyorum. Eğer içeride tanıdıklarınız varsa problem yok. En rahat sizsiniz. Fakat normal bir vatandaşsanız işte o zaman kendinizi bu 4 sene içerisinde geliştirmezseniz hem sektörünüzde hem artı yetenekler olarak iş hayatı sizi hiç beklemeyeceğiniz şekilde kötü karşılayacak. Ve son olarak sizlere sürekli şunları söyleyecekler. Üniversiteye bir kere geliyorsun, gençliğini bir defa yaşıyorsun. Gel şundan bir tane çek, gel şu klaplara gidelim, gel şu kızlarla takılalım. Kızlar da seni çok bekliyordu ya zaten. Bu düşüncede olan kardeşlerin mezun olduktan sonra bir bok olmayacaklarına garanti veriyorum. Bak, net bir şekilde garanti veriyorum. Bu dönemde kendini geliştirmesine rağmen iş bulamayan insanlar varken kafa zihniyetinde olan insanlardan bir bok olması imkansız bir şey. Ha, az önce dediğim gibi tabii ki de torpili varsa tabii sıkıntı yok. O zaten yaşasın. Yapacak bir şey yok. Hayatta adalet diye bir şey yok. Ve komiktir ki eğlence diye adlandırdıkları şeyde aslında hiçbir şekilde eğlenmiyorlar. Klaplara gidiyorlar, sadece etrafı izliyorlar. O bahsettikleri gibi her klaba gittiğinde bir tane kadınla beraber olmuyorlar. Ben hayatımda klaba sadece bir kere gittim. O da inanılmaz derecede merak ettiğimden dolayı. Çünkü sürekli o dönemlerde bu konu konuşuluyordu. Ama gittikten sonra anlamıştım ki hani o kadar gözümde iğrenç bir yer olarak çıkmıştı ki anlatamam. İçeri girenlerden çalışanlarına kadar hepsi ya sadece kadınlar için oradaydı. Tamam hadi gidenlerin hepsi kadın için gitsin eyvallah. Fakat çalışanların da hepsi kadınlar için çalışıyordu. Ya düşünsene bir mesleğe girmişsiniz kadınlar için yani, anladın mı? Ha, beni de yanlış anlamayın bu arada, ben sadece merakımdan gitmiştim çünkü benim o dönem zaten sevgilim vardı ve çok yakın arkadaşlarımla gitmiştim. Peki tabii ben oraya gidip de gün olaysız geçer mi? Tabii ki de geçmez. Orada bir tane adam vardı. Biz o adamı görüyorduk. Bak gerçekten buna şahit olduğumdan dolayı o adamı savunuyorum. Adam sadece merhaba demeye gitti kadınlara. Ve zaten yaklaşık 5 saniyelik bir süre sürdü zaten konuşmaları. Ardından kadınlar tacizci diye bir anda bağırmaya başladı. Adamı tartaklaya tartaklaya kovdular. Yani 5 saniyecik sürdü. Biz onu canlı bir şekilde şahit olarak gördük. Sadece benim gittiğim yerde de bunun olduğunu düşünmüyorum. Genelde zaten böyledir buralar. O Amerikan vari klaplara işte partilere falan özenip de ya burada onların hiçbiri olmuyor. Haberiniz olsun. Bu arkadaşlar öyle yerlere gitmekten zevk alabilir, saygı duyarız. Fakat inanın hiçbir şekilde eğlenceli bir yanı yok. Sadece klaplardan da bahsetmeye gerek yok. İnsanlar takılmayı sadece kafede oturmak da zannedebiliyorlar. Bir tane çay içmek zannedebiliyorlar. Her gün her gün sürekli buluşuyorlar. Ya öğrencisin zaten, tabii ki de eğleneceksin. Fakat sürekli kafeye gidip ne yapıyorsun mesela? Onlar da bir şey yapmıyor İşte ama evde duramıyorlar. Çünkü evde zaten kendilerini geliştirmiyorlar. Sen her gün her gün kafelere gidip çay yapmak yerine ya da işte McDonald's'ta 1 liraya kahve artı sigara yapmak yerine dozunda bir şekilde belli aralıklarla gidersin. Hem konuşacak bir şeyin olur. Adamlar mesela her gün her gün kafede oturuyor. Zaten başka bir şey yaptıkları da yok. Bir zaman sonra konuşacak bir şey kalmıyor. Sadece böyle etraflarına bakıyorlar. Sen gidersin her gün saçma salak parayı vermek yerine biriktirirsin paranı, bir festivale gidersin. Dozunda iş yaparsın, anlatabiliyor muyum? Senin için de bu zevkli olur, sıkmaz ve senin için gerçekten eğlence olur. Ama onlar için eğlence değil bunlar. Onlar sadece zamanını öldürmeye çalışıyor.
O zamandan kurtulmaya çalışıyorlar. Yoksa yanlış anlaşılmasın. Tabii ki de git. Fakat dozunda git. Her gün gitme. O bahsettiğim arkadaşlık yarışı tabirini belki o dönemlerde hissedersin ve kaybetmemek için gitmemezlik yapmak istemezsin. Bırak. Bırak yani. Sırf sen kafeye gelmiyorsun diye seni bırakıyorlarsa zaten siktirsin gitsinler. Sana şunun da garantisini vereyim. Şu anki arkadaş çevreni düşün. 10 sene sonra eğer bir tanesi veya iki tanesi yanında kalıyorsa inanılmaz şanslı bir adamsın. Çünkü büyük ihtimal kalmayacak. Ben o konularda çok mutluyum. İlkokul arkadaşım, ortaokul arkadaşım, liseden arkadaşım, üniversiteden de arkadaşım. Hepsinden uzun dönemli bir ilişki yaşıyorum. Bazıları 17 sene oldu, bazıları 10 sene, bazıları 5 sene. Allah izin verirse bu sayılar çok daha fazlalaşsın. O yüzden siz sırf her gün onlarla beraber kafeye gelmiyorsunuz diye sizle konuşmayı kesecek insanlardansa, aylarca görüşmemenize rağmen tekrardan görüştüğünüzde en son görüşmenizdeki kadar samimi olan insanlara değer verin. Son nasihatim de şu: bir musibet 1000 nasihattan daha iyidir. Bu konuda musibeti zamanı değerlendirmemiş ve geç kalmış biri olmanız oluyor. Pişman olmadan, başınıza musibet gelmeden, zamanınızı kaybetmeden nasihati kulak verseniz sizin için çok daha iyi olur. Ve emin olun ki hayatınızdan 4 sene kazanmış olursunuz. Görüşürüz.